Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve hükümetin politikalarını alenen eleştirmesiyle birlikte başlayan tartışma büyüyerek devam ediyor. AKP içinde üst düzey görevler yapmış farklı isimler, farklı yerlerde yaptıkları açıklamalarla parti içindeki muhalefet cephesini genişletiyorlar. Son olarak Arınç'ın sözlerini kendi sosyal medya hesaplarından paylaşan ve internet sitesinde onu destekleyen bir yazı kaleme alan Hüseyin Çelik, Ahmet Hakan'a konuştu. Çelik kendisini parti mekanizmalarının dışında bırakılan %98'den biri olarak tanımlıyor. Bizse onu AKP'nin kuruluşuna Milli Görüş Hareketi dışında katılan az sayıdaki isimden biri olarak biliyoruz. Çelik, Kürt kimliğini gizlemeyen bir siyasetçi. Aynı zamanda Nurcu Hareket içinde yetişmiş birisi. Civin zaf baş bir zaf faydalı bir. Ev camiri hammi hatne ve deri hammi çikçi gotna ve hebe hammi gotun. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı bölümünden aldığı doktoranın konusu, 2. Abdülhamit'e karşı düzenlediği başarısız darbe girişimiyle bilinen Osmanlı düşünürü ve yazarı Ali Suavi ve dönemiydi. Van 100. Yıl Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı görevlerinden Doğru Yol Partisi milletvekili olmak için ayrıldı. 8 Nisan 1999 milletvekili genel seçimlerinde DYP Van milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Böylece Nur cemaatine mensup bir Kürt olarak 18 yaşında Adalet Partisi gençlik kollarında başladığı siyasi hayatını meclise girerek sürdürdü. 2001 yılında DYP'den istifa ederek aynı yıl kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldı. Milli görüş geleneğinden gelmemesine rağmen AKP'nin kurucuları arasında yer alan nadir isimlerden biriydi. Çelik ayrıca parti programını yazan Çekirdek kadroda da yer aldı. 3 Kasım 2002 seçimlerinde ikinci kez Van'dan milletvekili seçildi. Hüseyin Çelik, Abdullah Gül'ün başbakan olduğu 58. hükümette Kültür Bakanı iken Bülent Arınç, Mehmet Aydın gibi isimlerle birlikte 1 Mart tezkeresine açıkça karşı çıkarak Türkiye askerlerinin Irak topraklarına girmemesine katkı sağladı. Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu 59. ve 60. hükümetlerinde ise Milli Eğitim Bakanı olarak görev aldı. Ekim 2009'da yapılan AKP 3. Olağan Genel Kongresi'nde AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu'na seçilen Çelik, bu dönemde AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı ve AK Parti Sözcülüğü görevlerini üstlendi. Abdullah Gül'e yakın olarak bilinen Çelik ile Gül'ün arasına bu dönemde mesafe girdiği söylendi. 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde AKP'deki 3 dönem kuralının mağdurları arasındaydı. Birçok önemli isimlerle birlikte milletvekili adayı olamayan Çelik, 1 Kasım'daki seçimlerde ise kendi isteğiyle aday olmadı. Meclis dışı kalmasının ardından Hüseyin Çelik, parti içinde yeni bir göreve getirildi. AKP Genel Başkanı ve Başbakan Başdanışmanlığı. Hüseyin Çelik, AKP'nin kurucu kadrosundaydı. Erdoğan, Gül ve Arınç başta olmak üzere AKP yöneticileriyle kamuoyu önünde tartışmaktan kaçınırdı. Bu tavrından Mart 2015'te Akif Bekir'in CNN Türk'te yaptığı programda vazgeçti. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize öğrettiği bir şey vardı. Arkadaşlar, kendi iç meselelerimizi medya önünde, çarşıda, pazarda konuşmayacağız diyordu. Ve biz de buna sıkı sıkıya bağlıydık. Gerçekten bu manada bize çok şey öğretmişti Sayın Cumhurbaşkanımız. Fakat son hadisede Sayın Cumhurbaşkanı medyanın önünde bu meseleyi başlatan kişi oldu. Evet. Şimdi gömleğin üst düğmesini yanlış iliklerseniz aşağıya kadar yanlış gelir. Çelik bu ilk eleştirisinden sonra esas ses getirecek ve süreklilik kazanacak eleştirilerine Ocak 2016'da başladı. Kendisine ait blogda yayınladığı yazılarda başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere AKP hükümetine yönelik önemli eleştirilere yer verdi. Aynı dönemde Bülent Arınç'ın açıklamalarıyla gündeme oturduğu günlerde ona önce attığı tweetlerle destek çıktı, ardından da Ahmet Hakan'ın çarşamba sohbetlerinde söyledikleriyle.